Bu yazı Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usul ve Kaideleri kitabından alınmıştır. Hastalıklarda kullanılabilecek şerbetler. Osmanlı saray mutfağında, halk sofralarında ve tıbbi tedavilerde eksik olmayan bir içecektir şerbetler ve şuruplar. Şerbet Arapçada içmek anlamına gelen şerben fiilinden türemiştir. Şerbetin ana yapım tekniği olan şurup ise Arapçadan olduğu gibi alınmıştır. Şerbetin katkı maddeleri arasında çiçek, bitki, meyve, kök, kabuk ve tohumları sayabiliriz. Bunun dışında pestil, kuru meyveler, pekmez, meyve ekşilemeleri, bal ve sirke gibi ürünler katkı maddesi olarak kullanılır. Şerbetler genellikle yaz aylarında soğutularak içilse de kış aylarında sunulan sıcak şerbetler de bulunur. Hastalıklarda hazırlanacak şerbetler hastalığın mizacına göre hazırlanmalıdır ve katılacak maddeler buna göre seçilmelidir. Gerek halk arasında gerekse tıpta tedavilerde kullanılan şerbetlere örnek olarak aşağıda 3 şerbetin tarifini ve hangi hastalıklara faydalı olduğunu izah edeceğiz. Yalnız unutmayın bu şerbetler her zaman tüketilebilir sadece hastalık zamanlarında değil. Hazım ve göğüs sıkıntıları için Ramazan şerbeti gülü, 8-10 tane kokulu gül, 1,5 çay kaşığı limon tuzu. Gül yapraklarının sert kısımlarını kesip büyük şişe veya cam kavanoza yerleştiriniz limon tuzu ve üzerini örtenceye kadar su koyup ağzını kapatınız. Güneşte 20-25 gün bekletiniz. İkram edileceği zaman bir su bardağı suya bir çorba kaşığı şeker katılarak eritilir. Yarım veya bir çorba kaşığı hazırlanan gül suyundan ilave edilerek karıştırılır. Faydaları Hazmı ve mideyi rahatlatır, göğsü yumuşatır ve ishali keser. Vücuttaki iltihaplara ve mikroplara iyidir. Mide, bağırsak ve gut için leylak şerbeti. 3 çorba kaşığı leylak kurusu, 3-4 çorba kaşığı toz şeker, 4-5 su bardağı su ve yarım limon suyu. Suyu çelik bir tencereye koyup kaynatın. Kaynayan suya leylağı koyup ocağı kapatın. Sabaha kadar serin ortamda bekletin. Servis yapmadan önce şekeri ve limon suyunu koyup şekeri güzelce eritin. Sonra süzüp soğuk olarak servis yapın. Faydaları Leylak, kramplara, mide şişkinliğine, bağırsak gazlarına, gut hastalığına, sıtmaya iyi gelmekte, vücuttan zehirli toksinleri atmakta, ateşin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Yağlı masajlarla vücut rahatlatıcı ve ağrılar için kullanılmaktadır. Kansızlığa ve kan dolaşım sıkıntıları için demir hindi şerbeti. 200 gram demir hindi, 400 gram toz şeker, 2 litre su, 1 çorba kaşığı baharat karışımı, zencefil, vanilya, karanfil vesaire. Bir çorba kaşığı baharat karışımı demir hindiyi bir tencereye alın veya baharat karışımı olmadan direkt demir hindiyi alın. Üzerine su ilave edin. Şekerin yarısını ekleyip iyice erimesi için bir gece bekletin. Ertesi gün kalan şekeri ilave edin. Bir taşım kaynatıp baharat karışımını ekleyin. 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın. Demir hindi şerbeti soğuyunca tülbent yardımıyla süzerek cam şişelere doldurun. Buzdolabında bir gün beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın. Faydaları. Demir hindi şerbeti kan dolaşımını düzenleyip vücut direncini artırır. Kan yapıcı özelliğinden dolayı kansızlığa iyidir. Sinir sistemini rahatlatır. Sabahları dinç uyanmaya yardımcı olur. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Mevsim geçişlerinde herkesin kullanabileceği bir içecektir. Mevsimsel geçişlerden kaynaklı sıkıntılara faydalıdır. Özellikle ilkbahar döneminde halsizlik, uyuşukluk, uykudan yorgun kalkma gibi sıkıntılara faydalıdır. Vücudu bir sonraki mevsime hazırlamada etkilidir.